Evliler mi daha mutlu, bekarlar mı? Bekarlardır. Neden? Daha özgürler. Özgür hareket edebiliyorlar. Hani biz mesela bak. Siz edemiyor musunuz? Tabii ki yani kafamıza göre hareket edemiyoruz. Kesinlikle evliler. Herkesi evliliğe davet ediyoruz. Biz yeni evlendik. 20 gün oldu. Evliler. Çok mutluyuz. Bekarken de mutluyduk da evliyken daha mutluyuz. Yani aynı şeyi düşünmesek evlenmezdik herhalde. Neden öneririm? Çünkü sevdiğin insanla ömür boyu birliktesin. Başkasına ihtiyacın yok. Her işini birlikte yapabiliyorsun. Çok güzel bir duygu bence. Evde kimin sözü geçiyor? Cüzdanını sonuçta ben aldım. Yani. Yapacak bir şey yok. Bekarlar abi tabii ya. Evliler her gün böyle karı dırdırından millet artık kendini dışarı atıyor, anladın mı? Evde duramıyor. Ya alkole gidiyor kafa dağıtmaya ya bir şeyler oluyor. Yok abi bekarım ben, öğrenciyim ya çok şükür. Daha canıma susamadım. Abi bekarlar daha mutlu. Abi evlilik derttir ya. Tasadır yani. Bekar da öyle değil. Bekar istediğin gibi takılırsın, gezersin arkadaşlarınla. Ama evliler öyle değil. Karı dırdırı var. Efendim sağa kaçtı, eve geldin. Ne yaptın, ne ettin, ne yiyeceksin, ne... Hepsi dert abi. Hiç gerek yok böyle şeylere. Doğru değil mi Alper? Bana göre bekarlar daha mutlu. Neden? Çünkü şey böyle özgürlükle ve daha özgür olabiliyorsun böyle. Evliler. Ben çocukluk aşkımla evlendiğim için çok mutluyum. Sevdiğim için mutluyum. Peki siz bekar olarak? Bence güzel ya. Böyle gez toz eğlen, kimseye hesap verme. Aynen, bekarlık. Evlilik. Neden? İki tane güzel çocuğum var. Kocamı seviyorum. Mutluyum. Hayat çok güzel. Tabii bekarlar, hangi evliye sorsam mutlu musun Allah kahretsin diyor. Eve gidesim gelmiyor. Neden bu kadar kafeler dolu? Neden bu kadar kıraathaneler dolu zannediyorsunuz? Benden bu kadar. Evliler mi daha mutlu, bekarlar mı? Evliler çok mutlu. Ya insanlar birbirini anladıktan sonra, karşılıklı anlaşma olduktan sonra evliler daha mutlu bence. Ben de katılıyorum. Evli değiliz daha, nişanlıyız. Bekarlar. Neden? Çünkü bekarlık sultanlıktır. Evliler. Evliler. Neden? Çünkü çok mutluyuz. Daha huzurlu, daha düzenli bir aileye sahip oluyorsun. Hayatın düzene giriyor. Bence. Mutluyuz bu kadar. Yok, her şey çok rahat. Biz çocuk olduğu halde daha özgürüz, daha mutluyuz. Kesinlikle bekarlar. Kesinlikle. Bekarlar. Bilmem. Ne için? Bekarken sadece kendi derdin var. Kendin geçirmek zorundasın. Ama evlendikten sonra kaç kişinin sorumluluğu üstüne biniyor. Bekar. Evet, ben sorumluluk sahibi bir insan değilim. Bekarlık, evet. Hiç gerek yok, tek başımayım. Bekarlar daha mutlu. Neden? Çünkü arayıp soran yok. Nerede kaldın? Neredesin? Yani hesap soran yok. Bir şey soran yok. Bekar geziyor. Evliler mi daha mutlu, bekarlar mı? Zor bir soru. Evliler mutludur. Neden? Ben evliyim çünkü. Bekarken şunlar yoktu, bakın. Burayı da çekin. Dünyanın en güzel şeyi bu. Evlilik güzel bir şey. Herkese öneririm. Yani bence bekarlar daha mutlu. Yani daha özgür oluyorlar. Hani hesap verme derdi falan olmuyor. Ben öyle düşünüyorum en azından. Bence bekarlar. Neden derseniz şu geçim sıkıntısı darlığından dolayı. Bana göre evliler. Evliler. Sevmek, sevilmek, hayatı paylaşmak daha güzel. Kesinlikle evliler. Neden? Hayatı her şeyi yaşamışlar. Olay bitmiş. Çoluk çocuğu var. Mutlular. Evliler kesinlikle mutlu. Evliler mi daha mutlu, bekarlar mı? Bekarlar. Bilmiyorum. Daha özgürler, evet, aynen. Kısıtlama yok. Bak çocuk yok onlarda. Yola koştu. Arabalar ezecekti. Çok korktum, bağırdım. Vallahi bekarlar daha mutlu. Neden? Yani biraz zor. Orada dinliyor bak beni. Evliler. Neden? Yani eğer ki anlaşabiliyorlarsa daha mutlular diye düşünüyorum. Bence evliler. Yani 36 yaşından sonra. Yani. Neden olabiliriz bizi? Ben olmayınca olmaz. Bence aradığım aşkı buldum, ondan dolayıdır. Evliler mi daha mutlu, bekarlar mı? Yani bekarlık sultanlık derler. Bekarlar daha mutludur. Bekarlık. Bekarlar daha özgür olduğu için gezmeyle. Gezme konusunda gezebiliyorsun, eğlenebiliyorsun. Hani birine bağlı değilsin, eve bağlı değilsin. Gez, eğlen. Dırdırıyor. Bence bekarlar daha mutlu abi. Hani evli olduğu için evde kendisini biri bekliyor. Bir yere çıkacağı zaman izin almak zorunda. Hani bir yere gitmek için birini düşünmek zorunda. O yüzden bekarları daha mutlu buluyorum. Bana göre mutlu bir evliliği yapan insan her türlü hayatta mutludur diye düşünüyorum. Ya mutluyum. Ben evliyim. İki tane de çocuğum var. Mutluyum. Abi yani benim görüşüm evliler daha mutlu. Çünkü çocuğum oluyor. O çocuk neşesi. Evin neşesi oluyor. Eve gidiyorsun, hanım seni karşılıyor. Böyle bir yani güler yüzlü karşılıyor. Abi ben evliyken daha mutlu oldum.
Çünkü bekarken gecem gündüzüm yoktu. Eve geç geliyordum. Abi kimine göre tutsaklık, kimine göre tutsaklık değil. Evliler daha mutlu. Yani mesela iki kafa dar evlenirse, birbirini severse daha mutlu. Bekarlar abi. Neden? Abi adamlar hayatını yaşıyor ya. Evliler tek bir kadına bağlı kalmak zorundalar. Ama bekarlar öyle değil ya. Yaşıyorlar bence hayatlarını. Şimdi ben bekarım. Mutlu muyum? Ya aslında bazen mutlusun, bazen mutlu değilsin açıkçası. Bazen de düşünüyor insan, diyor ki hani evlense, hep bekar bekar kaldık ya. Bir de evlenince bir de o tarafına bakalım diyorum. Hani bir aslında o da iyi olur gibi sanki. Köprüden önceki son çıkıştayım artık. Bundan sonra o çıkışta ne başıma gelir bilmiyorum. Bekarlar daha mutlu. Ama bekar olduğun zaman farklı ortamlara girip dahil olabiliyorsun yani. Güzel şeyler olabiliyor. Bence evliler. Biraz da ben şimdi dükkanım vardı. Kapattım, evime giderim. Her şey hazır. Duşumu alacağım, oturacağım, çayım, kahvemi yiyeyim. Hep hazır. Ama bekar olsa bunu kim yapar? Bekarlar mutlu. Ruhsat almadan önce bakmak lazım. Efendim merhaba. Merhaba. Evliler mi daha mutlu, bekarlar mı? Abi valla bekarlar daha mutlu sanırım. Ayakta duramıyoruz mesela bekarlar. Kişiden kişiye göre değişir ama bence evliler daha mutludur. Aynen, evliler daha mutlu. Bence. Sarı Mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.